Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Undertale Debug modu nasıl Android platforma indirebileceğimiz hakkında bilgi vereceğim. Yani tam olarak indireceksiniz ama maalesef oyunu İngilizce oynayamayacaksınız. Çünkü İngilizcesini bulamadım. Bulan varsa lütfen versin. Çünkü yani söylesin şu şurada abi bu burada falan link atsın hatta. Ben de size link atacağım zaten videonun altına. Neyse. Bulabilirsiniz gerçi de. Şimdi lazım olacak. Ben memnun olurum yani. Gördüğünüz gibi Undertale Debug Android yazıyor şurada. Bakın. Kaldırmayacağım. Bunu yazacaksınız. Şöyle ben gireyim direkt. Şimdi. Ne oldu? Evet, bazı arkadaşlarımız eğlenmiş. Undertale Debug Mod Stuff 1 falan filan filan falan. Evet. Şimdi Android, bir dakika az evvel yazdım geldi şimdi gelmiyor, neyse. Android'de oynamanız için, yani bu telefonla oynamanız için arkadaşlar. Şu videoyu bulursam tabi bugün, evet şu gördüğünüz videoya bakın, hafif ve yazlaştı. Dikkatli bakarsanız. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar, şu. Bunu açın. Şimdi bu arkadaşımıza teşekkür ederiz. Burada maalesef Rusya. Burada linki var arkadaşlar. Google Drive linki. Buna basıyorsunuz. Google Drive'in şeyi açılıyor falan. İndir diyorsunuz, indiriyor. Sizin download klasörünüze iniyor bu, tamam mı? Göstereyim. Buraya giriyorsunuz. Sonra şurada download olacak. Şu dosyada. Buradan buluyorsunuz. Undertale Wrapper yazacak. Şu. APK. Bu inmiş olacak arkadaşlar size. Bunu açıyorsunuz. Kur diyorsunuz. Kuruyor ayrı bir şekilde. Merak etmeyin yani. Undertale'inizi falan silmenize gerek yok. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Sonra eğer bilmiyorsanız bunu da söyleyeyim. Buraya Game Pet yazıyorsunuz. Bakın en üstte çıktı. Buna giriyorsunuz. Onu indiriyorsunuz falan filan filan filan. Gamepad açın. Ben eski sistemini kullanıyor olabilirim. Bir süreden beri güncellemiyorum. Yukarıda bildirim gelecek. Şık gelmedi. Neyse. Şöyle Gamepad diyorsunuz geliyor arkadaşlar. Bakın burada bir şey geldi. Gördüğünüz gibi. Bunu kapamayın. Bunu arka plandan da kapamayın. Şimdi benim kodlarım neymiş? 6 X6 Y8 Z9 A Q yapmışım. Debug mod için. B silme backspace. C'de 8. Bu çoğu şeylerim unuttum. O yüzden arkadaşlar ben şuradan ayarlardan neredeydi? Go to game settings optional mesela diyor. Swipe. Switch keyboard. Evet, swipe olacak büyük ihtimalle. Evet oymuş. Swipe demesi sağa sola kaydırıyorsunuz ya böyle. Hani yani telefonda uygulamalar görmek için sağa sola kaydırırsınız normal şekilde parmağınızla. İşte bu. Mesela şurada çıktı ya bu. Böyle yana kaydırıyorum. Klavye çıkıyor. Bu klavyeden debug modu diğer özelliklerini de görebilirsiniz. Bir daha kaydırıyorum. Bakın klavyeye geliyor. Evet. Undertale debug diye kaydettim şeyi de açtım. Rusya. Evet maalesef. Bakın şimdi bunun üstüne bastım. Bu geldi. Evet. X ile ilerleyebiliriz böyle falan filan. Detaylı bilgi için önceki Undertale videoma bakabilirsiniz. Versiyon 1.0.0.1. Oha bu daha gelişmiş. Ben eskisini indirmişim. Neyse boşver. Bu devam etmiyor bari. Evet, tebi köyüne gelmişim. Her yere gidebilirim aslında. Q tuşuyla böyle oda oda ilerliyorum. Allah ne kadar güzel. Burada Monster Kit'le buluşacağım yalnız. Şöyle bir gıcık tarafı var. Diyaloğa yakalanırsanız karakteriniz hareket edemiyor. Diyaloğu bitirene kadar durmanız lazım. Gördünüz mü? Az önce diyaloğa yakalandım. Yine bu şekilde yakalandım. Onun için ne yapacağım? R tuşuna basacağım önceki diyaloğa. Evet. Burada Monster söylemeyeceğim oynamayanlar için. Hayır burayı... Neyse. Arkadaşlar spoiler.
Azıcık var. Evet. Şu tavayı alsam güzeldi. Oyunun sonuna kadar giderseniz zaten oyunun sonunda bir diyalog var arkadaşlar. Yani sonuçta oyunun sonunda diyalog olur. Biliyorsunuz. Oynayanlar biliyordur zaten. Neyse. Canınızı falan fulleyebiliyorsunuz. Mesela G'ye bastım. Bu hikaye anlatma kısmı geliyor işte arkadaşlar. Şu alttakilerin ne olduğunu bilmiyorum. Fikrim yok. Canım 36 tamam. Tamam abi boş yapma. H tuşuna basıyorum arkadaşlar. Ve metaton savaşı geliyor. Evet. Çok sıra dışı bir oyun. Sonra bunu metaton 2'ye dönüştürüyoruz. Spoiler ağladı resmen ya. Şimdi şöyle. Bakın. Ne gösterdim ben. Onun için de hızı yavaş atabilirim. Çoğu zaman biraz yavaşladı. Dizelim 9.92. Iska. Of çok yavaş. Nasıl yapacağım ya? Öğretmen istiyorsanız bunu da söyleyin. Öğretmeye çalışırım yani. Zor, zor bir şey değil. Zaten onun tas videos of diye bir kanal var. Oradan bulabilirsiniz. Neyse. Bu kadar. Bu kadar basit bir şey yapacağız yani. Görüşürüz.